41 kere maşallah arkadaşım. Çünkü 65 günde geldik 41. güne. Türevde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün iki konuya birden değineceğiz. Bir türevli olabilme durumuna, iki hazır türevli olabilmeye bakmışken onun süreklilikle ilişkisine bakacağız ki ÖSYM limitin de türevin de süreklilikle ilişkisine bayılır diyelim. Hiç vakit kaybetmeyelim. Elde kalemler, önümüzde kağıtlar. Ve o muhteşem slogan beraber 41. günü özelleyelim yaklaş gönder gönder gelsin mi hocam Dedik ki arkadaşım türevli olabilmeye bakacağız aynı zamanda süreklilikle ilişkisini inceleyeceğiz O zaman iki madde halinde verelim önce türevin tanımını verelim sonra onun süreklilikle ilişkisine bakalım Diyeceksin ki hocam sen türevin tanımını 5 derstir anlatıyorsun zaten E bir kez daha dinlesek kötü mü olur çünkü türevin tanımı türevin yarısı bunu unutma. Hadi gel bakalım hem hatırlamış olalım. A alt küme R olmak üzere F A'dan R'ye bir tanımlı fonksiyon. Ve biz bu A kümesi içerisinde bir tane A elemanı alalım. Bak bir kere elemanı oraya dahil olmak zorunda. Bu birinci bilmen gereken nokta. Hani bak bu arada yorumlayalım da biz bu tanımı seninle birlikte. Tamam hocam bir kere orada bir eleman seçeceğim. Elemanı olmak zorunda. Yetmeyecek ve aynı zamanda o noktada sürekli de olacaksın. Eyvallah ikinci madde bu. Üçüncü madde bir fonksiyon x eşittir a noktasında yukarıdaki şartları sağlıyorsa sağdan ve soldan türevleri de birbirine eşitse ki bu da üçüncü madde. Tüm bunlar göz önüne alındığında x eşittir a noktasında türevlidir diyeceğiz. Bak gel şimdi beraber yaklaş ekrana bakayım çekiyoruz. Üç tane madde sayacağız. Bir orada tanımlı olacağız. Limitte arıyor muyduk bunu güzel arkadaşım? Aramıyorduk. Limitte o noktada tanımlı olmasına gerek yoktu. Bir o noktada tanımlı olacak. 2. Söyle. Söyle benimle birlikte. Haydi bakayım. O noktada sürekli olacak. 3. Sağdan soldan türevler birbirine eşitse o noktada türevlidir diyeceğiz. Herhalde kafalara, hafızalara kazıdık şu anı. Kolay kolay unutulmuyor değil mi bazen bu anlar? Şimdi İleride anlatırım. Fizik hocamın bana yaptığı bir numara vardı. Bak yemin ediyorum hala aklımda. An yani yaşıyorum yani. Anlatsam hala anı yaşarız ama dersi bölmeyeyim sonlara doğru sabret. Bir fonksiyonun bir noktada türevinin var olabilmesi için o noktada fonksiyon sürekli olmalıdır. Tamam zaten yukarıda söylediğimiz maddeleri söylüyoruz. Fonksiyonun o noktada sağdan soldan türevleri birbirine eşit olmalıdır. Şöyle bir tekrarlamış olduk. Şimdi devam edelim mi? Gel bu türevli olabilmek durumuyla ilgili sorular çözelim beraber. Örneğin sana böyle bir fonksiyon versek desek ki bu fonksiyon hangi noktada türevi yoktur? Nerede türevi olmayabilir? Bir kere bakıyorsun bu bir rasyonel ifade. Rasyonel ifadenin neresinde türevi olmayabilir? Tabii ki paydasında. Bu arada ekran kaydı galiba düzelttim. Tamam. Paydasında türevi olmayabilir hocam. Neden? Çünkü paydada sıfırsa o noktada tanımlı değildir neydi tanımlı olacaktı o noktada. Aynı zamanda sürekli de değildir. Hatırlıyorsun bunları. Şimdi diyorum ki x eksi 3 eşit sıfırken x eşittir 3'te bu fonksiyon nedir güzel arkadaşım? Bu noktada türevi yoktur yazıyorum. Anlaştık mı? Anlamadığımız, takıldığımız nokta yoksa geçtim yan tarafa. Geldim buna. Parçalı bir fonksiyon var. Hangi noktada türevsizdir diye soruyor. Şimdi düşünüyorum ya burada rasyonel bir ifade yok. Köklü falan yok. Hani tanımı bozabilecek bir durum yok. Kritik nokta neresi? Artık limitten de hatırlıyorsun. Kritik nokta x eşittir eksi 1 noktası. Amcam ne diyordu? Bir kere o noktada sürekli olacak. 2 tanımlı olacak. Tanımlı zaten sürekli olacak. 2. Üçüncüsü de sağ sol türev birbirine eşit olacak. Hangi noktada süreksizdir diyor. Burada süreksiz olabilir. İstersen direkt şunu kontrol edelim. Türev alacağım. Eksi 1'e sağdan. Sağdan türevine bakalım. Soldan türevine bakalım. Eşit çıkmıyorsa türevsizdir diyeceğiz. Bakıyorum sağdan türev yukarıdaki. Ne yapacağım? X artı 3 denen elemanın türevini alacağım. O da direkt zaten 1'dir. Hiç kurcalamana falan gerek yok. F'nin türevinde eksi 1. Bu sefer soldan türevi alacağım. Sol neresi? Burası. 2X karenin türevini aldık. Ne yaptı? 4x. Eksi yerine ne yazdık? Eksi 4. Kontrol ediyorsun. 1'e eksi 4. 1'e 1. Bir. Demek yine çıktı. Bizim aldığımız sağdan türevle bizim bu arada eksi 1 olmayacak. Bu sadece türev işareti olacak burada değil mi? Türev. Türev. Eksi 1'e soldan türevler birbirine asla eşit olmadığı için biz diyeceğiz ki x eşittir. Eksi 1'de türev yoktur hocam. Şimdi daha ayrıntılı anlatacağız. Çünkü daha çok daha güzel sorularım var. Bu kapı taslak şöyle bir ön giriş yaptık konuya. Buralar önemli. Gerçekten önemli. Şimdi gel. Biz türevin senle birlikte süreklilikle olan ilişkisini, irtibatını bir görelim. Nasıl bir ilişkileri var. Onu bir şablona da dökeceğiz. Zrank diye yerleşecek zaten kafanın içine ondan sonra. Türev süreklilik ilişkisi. Tabi süreklilik varsa limit de var. Hatırlıyorsun değil mi sürekliliği nasıl kontrol ettiğimizi. Oho gitti ki hocam. Hocam neredeyiz biz kimiz sen kimsin. Doğru söyle. Hatırladın mı hatırlamadın mı? Sağdan limit soldan limite ve aynı zamanda o noktadaki değerine eşitse fonksiyon orada ne diyorduk? Süreklidir diyorduk. Neyse böyle bir tanımı vardı. Limit şu grafik üstünde var mı yok mu? Hocam soldan yaklaştım sağdan yaklaştım limiti var. Artık hocam geçeceğim. Geldim sürekliliğe bakıyorum süreklilik var mı? Elimi kaldırmadan çizebiliyorsam süreklidir. Aksi halde zaten sürekli değildir. Hocam burada türevli mi? Türevi bozacak herhangi bir durum var mı? Yani ben buradan istesem T çekebiliyor muyum? Çekiyorsun. O zaman aynı zamanda burada türevlidir de. 3'ü de var. Burada bir sıkıntı yok zaten. Hocam geç yan tarafa. Limit var mı? Hocam burada tanımlı değil. Ya bizim için fark eder mi? Sol limit sağ limite eşitse limit vardır. Sürekli mi? elimi kaldırıp çizdim. Tam bu noktaya geldiğimde değil mi? Bu yuvarlığa atladım. Devam ettim yolu. Hocam ben elimi kaldırmadan çizebiliyorum falan değil mi? Orada elini kaldırıyorsun normalde. Sürekli değildir. Limitli midir? Ya önce tanımlı olacaksın arkadaş. Limitli de değil. Şimdi türevin limitle bir bağlantısı olmadığını gördüm mü? Yani şu anlamda. Limit var. Türev yok. Ha, demek ki limit olurken türev olmayabiliyormuş. Geldim buraya. Sol limit sağ limite eşit mi değil. Bir kere eksiği bastım buraya. Sürekli mi? Elini kaldırdın hocam. Nereye sürekli? Türevli mi? Mümkün mü? İki tane farklı nokta var. Yani A'ya ben buradan mı yaklaşayım? Buradan mı türev alayım? Nereden bileceğim? Bilemem. O yüzden türevli değildir diyeceğiz. Limitle türev arasındaki ilişkiye bak. Limit yok türev yok. He. Limit varken türev olmayabiliyor. Ola da biliyor. Ama limit yoksa türev yok. Süreklilik yoksa Türev yok gibi gözüküyor. Açacağız açacağız konuyu rahat ol. Limit var mı? Var hocam. Süreklilik var mı? Var hocam. Elimi ayağımı kaldırım. Ayak ne? Elimi kaldırmamışım. Türev var mı? Yok. Neden yok? Kırılma noktalarında türev yoktur demiştik. Biz bunu başlarda anlattık. Peki şu duruma bakarsan limitliyken sürekliyken türevli olmayabiliyor bu arkadaş. Şimdi bir tane örnek çözelim. Ardından o grafiğin ne demek istediğini çok daha rahat anlayacağız. Şimdi şekilde verilen bir fx fonksiyonu var. Bu fonksiyonun eksi 5, 6 aralığında türevsiz olduğu x tam sayılarının toplamını arıyoruz. Nerede türevsizdir? Tabii ki süreksiz olduğu noktada kırılma olan noktalarda. Bakalım bir kere burası tanımlı değil. İncelemiyorum önce tanımlı olacak. Eksi 4'ün hizasına geldim. Hiç problem yok. 3'e geldim. Kusura bakma kardeşim. Burada kırılma olmuş. Kırılma noktalarında türev yoktur. Bak yumuşak geçiş, yumuşak geçiş. Yumuş hoppa kırılma var. Neresi burası? biriniz izası. Geç bunu da. Geldim. Dur bakalım. Burada da kırılma var. Neresi orası? 2. Düz devam ediyor. Problem yok. Kırılma noktasına geldin. Dedin ki hocam burada da türev yok. İndim aşağıya devam ettim. 5 noktası. Dedin ki burada da türev yok devam ettin ki tanımlı olmadığı için orayı incelemedim. Bak türevsiz olduğu noktalar bunlar. Eksi 3, 1, 2, 4, bir de 5. Var mı gidenler? Cırt sana, cırt sana, cırt sana. Toplam kaç yaptı? 9 Dokuz oldu. 9'dur türevsiz olduğu noktaların toplamı. Bu da tamam o zaman. 14 sayfa. Geçtim 6. sayfaya. Efsane bir sayfa. Gözünü sevdiğim arkadaşım. Bu sayfayı hemen bir ekran görüntüsü al. Bak dokunmuyorum ekrana. Kenara da falan çekileyim diyeceğim de zaten ortada kabak gibi meydanda. Lütfen ekran görüntüsü al. Çünkü limit, süreklilik, türev, üçlü kombinasyon sorularında sadece bunu çizeceğiz kenara istedikleri kadar sert yorum sorusu göndersinler. Gönder gelsin hocam diyeceksin. Her türlü soruyu sadece bu tabloyla halledeceğiz. Gerçek diyorum sana. Şimdi bak alttaki yorumları okuyalım. Tabloyla ne kadar bağlantılı olduğunu, tabloyu nasıl kullanacağını öğren. Sen rahat et. Başlayalım mı? Türevin içeride bu arada görüyorsun, değil mi? Süreklilik burada, limit de burada. Ne anlama geliyor? Bunlar küme bu arada. Fonksiyonun bir noktada türevi varsa, türevi varsa mesela bu noktada bir tane eleman alıyorum x eşittir a noktası kimin içinde? Türevin içinde. Yani türevli bu noktada. O noktada süreklidir diyor. Evet gerçekten x eşittir a noktası aynı zamanda hangi kümenin içinde? Süreklilik kümesinin içinde. Muazzam bir şeydir bu tablodur yalnız. Sürekli her fonksiyon türevli olmayabilir. Ne demek istiyor hocam? Diyor ki git buradan bir eleman seç. x eşittir b. Bak sürekliliğin içinde ama türevli olmayabilir. Az önceki o grafiklerin tabloya dönüştürülmüş hali. Anlaştık mı? Fonksiyon sürekli değilse o noktada türevli değildir diyor. Sürekli değilse ya limitlidir ya da limiti bile yoktur. Ama sonuç olarak türev fonksiyonun içinde midir? Değildir. Bak bu noktalarda sürekli değildir bu arkadaş. O zaman türevli de değil. Çünkü türevli olabilmesi için önce kimin içinde olacak? Sürekliliğin. Türevli ise kesinlikle süreklidir kesinlikle limitlidir. Hocam bir tane yorum sorusu lazım yani. Ne anladığımı anlamadım diyebilirsin. Olabilir mi böyle bir şey? O zaman şöyle yapalım. O tabloyu hafızalara kazıdıysak. Şimdi bu soru önündeyse ya da değilse hemen kağıda. Ne yapıyorsun? Bak 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 bırak bırak bırak. bırak. Geri dönme sakın. Geri dönme bana bak şimdi. Numara da yapma. Hemen az önceki küme tablosunu bana çizer misin? Küme tablosunu çiziyorsun bana. Üç tane küme çiziyorsun. Çiz 3 kümeyi. Her bir kümenin isimlerini hatırla. Unutmuyorsun bunları da. Neydi bu? Limitti. Tamam. Bu neydi? Süreklilikti. Yazdım. Süreklilik. Buraya ne yazacağız? Buraya da türev yazacağız. Bunu yazdıktan sonra istediğin yorum sorusu gelsin. Bence önce sen çözmelisin. Bence bu soruyu kaçırmamalısın da. İlk defa çözeceğim hocam. Nasıl? Ya çözersen anlattık az önce. Bu mevzunun etrafında dolanıyor. Başlayayım mı? A alt küme R. F A'dan R'ye tanımlı bir fonksiyon olmak üzere ve x eşittir A noktasında türevi varsa x eşittir a noktasında fonksiyonun limiti vardır. Kontrol edelim ya. Öyle olur mu? x eşittir a'da türevi varsa kesin eleman buradadır. Aynı zamanda neyi vardır o zaman? Limiti vardır. Ve kesinlikle doğrudur. Kesinlikle doğru arkadaşım. Bunda kesinlikle bir problem yok. Anlaştık. Sildim bunu. Devam. fx fonksiyonu x eşittir a'da sürekli ise türevlidir. Şimdi x eşittir a'da sürekli ise türevlidir diyor. Ben yine yanlış bir tuşa bastım. Niye bunu yapıyor? He şundan yapıyormuş ya. Şimdi çözdüm. Tamam ben bunu bir dahaki ders şu ayarları değiştireyim gençler. Elim kayıyor ara, ara doğruya. X eşittir B. Yazdım X, x eşittir B'yi. Burada aldım. Sürekli mi bu noktada? Sürekli. Türevli mi? E, değil. Burada aldım mı? Türevli olmayabilir. Türevlidir diyorsun. O zaman kesinlikle kısmında yalan söylüyorsun bize. Yanlışım var. Eledik bunu da. Sebebini de anladın. F sürekli değilse. F sürekli değilse buradadır herhalde değil mi? X eşittir C'de olabilir. X eşittir A noktasında. Bu arada biz A diye alacağız. C, B falan diye alamam. A noktasında F türevli değildir. Evet gerçekten öyle. Eğer sürekli değilse türevli de olamaz. Muazzam bir şekildir bu. Karşına gelecek her türlü yorum sorusuna bunu çizerek halledebilirsin diyorum ben sana. Anlaştık mı? 1 ve 3 kesin doğrudur gönder gelsin hocam. Dersin tam ortası geçti bu arada. Şimdi işlemsel sorulara başlıyoruz işte. Bundan sonra yardıracağız. Bundan sonrası çok önemli. Çünkü dediğim gibi ÖSYM sürekliyle bayılır. Çünkü limitle de bağlantılı soru soruyor. Türevle de bağlantılı soruyu soruyor. Ama yerler mi hocam? Yemezlerse gel bakalım. FR'den R'ye tanımlı. Ama muazzam zevkli değil mi bak türevin bu yorumları? Türev zaten yorumundan ötürü çok zevkli, eğlenceli. O eğlenceyi alacağız beraber. Sen daha dur. Fx böyle 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 parçalı fonksiyon tanımının X eşittir 2 noktasında türevli olduğuna göre m artı n toplamı kaç? Şimdi türevli ise bana 3 tane madde saymanı istiyorum. X eşittir 2 de tanımlı olacak hocam. Aynen öyle. İkinci madde. Söyle söyle hepsi önemli bizim için. X giderken 2'ye sağdan limit değerimizle limit x giderken 2'ye soldan limit değerimiz birbirine eşit olacak. Yetmez. Üçüncü madde F'nin türevinde 2'ye sağdan F'nin türevinde 2'ye soldana da eşit olacak. Tüm bunlar sağlanırsa olur. Birinci maddeye bakıyorum sağlanmış. Niye 2'yi burada tanımlamışlar? Hiç tanımlı olmasaydı eşitlik olmasaydı bir kere orada türevli değildir diyecektim geçecektim. Limit diyor ki 2'ye sağdan soldan yaklaş. Yaklaşalım. Şimdi bu soldan yaklaşma bu tarafa sağına yazacağım tabii. 2 yazdım 4M artı N. Var mı senin için problem? Bence yok. Geldim buraya 2 yazdım. 4. 2 daha ne yaptı? 6. Elde ettik mi bir tane denklem? Kıyıda kenarda köşede dursun. Lazım olur bir gün. Şimdi geldim buna. F'nin türevinde 2'ye sağdan yaklaşacağız. F'nin türevi 2'ye sağı bu taraf. Türevini al gel. Artık kalıyorsun kafadan. 2x. 2'yi yerine koy. 4. Eşitlerimiz devam ediyor. F'nin türevi 2'ye soldan. Sol burası. Sol burası. Türev aldım bak sadece 2m kaldı. X yerine 2 yazdım. Yine 2M oldu. M buradan kaç geldi? M eşittir 2 geldi. 2'yi buldum. Daha doğrusu M'yi buldum. Gittim burada yerine yazdım. 6 2 kere 4 8 artı ne? N eşittir? Eksi 2 geldi. Ne istiyorsun sen benden? M artı ne mi istiyorsun güzelim? Olay bitmiştir. Eksi 2 artı 2'den doğru cevap 0'dır dedim. Noktayı koydum. Anladıysan ne mutlu. Hocam 3 maddeyi her seferinde kontrol edeceğiz. Edeceğiz. ama zaman kaybı değil mi? Sadece şunu kontrol etsek olmaz. Olmaz. Senin soracağın soruları ben baştan söyleyeyim. Hep kaçak güreşmeyi istiyorsun ama olmaz. Gel bakalım. Yine parçalı fonksiyon. X eşittir 1'de parçalamışız. Yine mi? Yine ne? Birebir noktası sürekli olmasına karşı kritik cümle sürekli olmasına karşı türevli değil. Sürekli olmasına karşı derken şunu söylemeye çalışıyor. Birinci madde x eşittir 1'de tanımlı mı? Tanımlı. Limit diyor burada diyor birbirine eşit diyor sağdan diyor soldan diyor. Yanlış mıyım? Bunu söylüyor. Limit x giderken 1'e sağdan fx'e ama diyor türevli değil. Türevi kim bozacak burada? türevi bozacak olan arkadaş sağdan soldan türevlerin birbirine eşit olmaması. Soru da bana bu bilgiyi vererek başlıyor. Diyor ki sana bak bu 3 maddeyi verdim güzel arkadaşım. Kopyaların kralı. Buna M'nin alamayacağı değeri istiyorum. Şimdi alacağı değeri buradan bulurum. Alamayacağı değeri eşitsizlikten bulurum. Diyorum ki ya buradan gidelim. Burayı çözelim önce. Gel bakalım. Soldan türevi alacağım. Türevini aldım. Neye geldi? Eşit değildir. 1'e sağdan gideceğim. Sağı burası. Türevini al gel. Bak türevini al gel. 2 m x. 4 gitti. 2 yöne düştüm. x yerine de kaç yazıyormuşuz? 1. 1 yaz burada x yerine. 2 m. 2 m denen şey kime eşit olamaz? Neye eşit olamaz? Tamam da kaça kaça. Bunu soruyor adam. E buradan bulamam. Geldim buraya. Burada bir eşitlik var. Ben buradaki eşitlikten neyi bulurum? Geldim. Limit x giderken 1'e soldan. 1 solu burası. 2 pardon. 2'ni. Direkt burada gördüğüm yerde x yerine 1 yazacağım. n eksi 5 eşit çıkacak. 1'e sağdan ki burası. x gördüğüm yere 1 yazdım. m artı 4'e. Bu da tamam mıdır? Tamamdır galiba. Baktım bir hata da olmasın. Güzel gidiyor. Peki ben sana bir şey daha söyleyeceğim ama ya. Bu noktanın değerini de vermiş bana. F1'de bunun cevabı 1 demiş. 1'e 1 noktası. Süreklilik der ki bu noktadaki değere de ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Kopyaların kralı burada. N'yi buradan bulurum. N eşittir 6. M'yi de buradan bulurum aslında. Sürekli ise eğer N'ye kaç olmak zorunda aslında? Eksi 3 olmak zorunda da kaç olamaz? Eksi 3 olabilir belki başka değerler de olacak ama. N eşittir 6 demiş ya. 6 burada eşit olamaz 2M'ye. M ye eşit olamaz 3'e dedim. M'nin kesinlikle alamayacağı değer 3'tür dedim. Mantığı anlıyorsan bence hiçbir problem yok. İşlemsel hatalar çok önemli değil. X eşittir noktasındaki türevin değerini istiyor. Hocam çok kolay. Sağ türevi alırım, sol türevi alırım, eşittir derim, geçerim. Diyeceksin. Ben de diyeceğim ki hocam birinci, ikinci maddeyi atlıyor musun? Hocam atla ya, geç. Tamam, eyvallah hadi geçelim. Bak bu senin dilinden. Senin dediğini yapıyorum. Hani gerek yok diyoruz ya. Sen de diyeceksin ki, hocam sen böyle dediğine göre kesin kıllık var. <laughs> Doğru değil mi ama yani ben böyle diyorsam vardır böyle bir şey de. Neyse dur. Hemen büyüsünü bozmayalım. 3'e soldan yaklaşacağız. Bak 3'e soldan yaklaşıyorum. Türev aldım 6 geldi. Eşittir dedim. 3'e sağdan yaklaşacağız. Bak türev aldım geldim. 2x. X yerine 3 yazdım 6. O hocam ben buldum işte burada türev. 3 eşittir 6. Tamam. Peki öyle. Ama biz en başta şu tabloyu yaptık. Sana boşa vermedik şu tabloyu. Üçlü bir tablo yaptık. Buraya limit yazdık. Buraya süreklilik yazdık. Buraya türev yazdık. Evet türevli gözüküyor sağ sol türev eşit. Ama o 3 madde sağlanmadan süreklilik de olmuyordu. Bakalım sürekliliği tutuyor mu bunun? Yani limit x giderken 3'e sağdan fx'in değeriyle acaba limit x giderken 3'e soldan fx'in değerleri birbirine eşit mi? Eşit mi? Hatta hatta f3'ün de cevabı eşit olacak. O zaten sağ limitin pardon sol limitin aynı değeri çıkıyor. Onu incelemeye gerek yok. 3'e sağdan 3 yerine koydum. 9 bir daha 10 eşittir. 3'ü yerine koydum. 3 kere 6 18 bir daha 19. Ne oldu? Limit değerleri birbirine eşit çıkmadı. Ne oldu? Süreksiz çıktı bu noktada. Sürekli değil. Hatta limit yok be güzel arkadaşım. Sağ limit sol limite eşit değil. Orada limit yoktur. Limit yoksa türev olabilir mi? Hocam eşit çıktı sağ sol. Ya arkadaş 3 maddeyi de sağlayacak. 1 tamam. 3 tamam. 3 pardon 2 olmaz. O zaman türevli değil bu noktada. Türevli değildir. Yani bu noktada türev yoktur diyeyim. Sen sen ol. Bu soruyu buradaki yazma amacım kesinlikle bu. Ey güzel arkadaşım sağ sol türevi kontrol etmek yetmez. Av, avlarlar. Evet avlarlar adımı sınavda. Aman diyeyim sazan gibi avlanma. Benim tek derdim o. Tamam. Gönder gelsin 11. sayfa. Uzun bir soru. Çözeceğiz beraber. Biçiminde tanımlı fonksiyonun kaç farklı x değeri için türevli olmadığını bul. Türevli olmadığı noktaları bulacağız. Başlayalım. Ne yapacağız? Bir kere baktım. Rasyonel ifade var mı? Yok. Tanımsız olduğu nokta var mı? Her yerde tanımlı gözüküyor. O zaman parçalandığı noktalara bakacağım. 1'e bir de 2'ye. Niye hocam? Çünkü bunlar kritik noktalar. Limitten hatırlıyorsan kritik noktalarda hemen bakılır. 3 tane maddeye bakacağız. 1, 2, 3. madde. 1. madde x eşittir 1 de tanımlı. Süpersin. Şimdi 2. maddeyi tanımlı bitireyim ondan sonra 3'e getireyim. Limit x giderken 1'e sağdan limit değeri ile limit x giderken 1'e soldan limit değerlerinde eşit olmasını istiyorsun? Bunda da problem yok. Hadi gel bakalım. 1'e soldan 1 yazdım yerine 1 eksi 1. Bir. 1'e sağdan şurası 2 eksi 2 0 eşittir 0. Süper. Burada da problem yok demek ki. Şimdi geldim 3. maddeye hocam. Aynen öyle. 3. maddede bize şunu söylüyor. Soldan türeviyle 1'e sağdan türevinin birbirine eşit olmasını istiyorum. Hemen geldim. Şurası soldan türevi. Aldım türevini 2x. x yerine 1 koydum. 2. Sağdan türevi burası. Sadece 2. 2 eşittir. 2 bingo. x eşittir. 2 de pardon. x eşittir. Biz 1'i inceledik. Özür dilerim. x eşittir. 1 de türevlidir yazdım. Benden türevsiz olduğu değerleri istiyorum. Burada elenmedi. Geldim diğer yere, diğer kritik noktaya. X eşittir 2 de tanımlı mı? Tanımlı. Nereden anlıyorsun? Altında eşittir işaretinden. Oradan anlıyorsun. Limit, yazacağım bunları sana. Erinmeyeceğim hiç yazarken de. Çünkü gerçekten öğrenmen için bence bu gerekli. Şimdi yaz, sınavda yazmazsın tamam mı? Sağdan soldan limitler birbirine eşit olacak. Hemen limit alıyorum. 2 alıyoruz yalnız. Limitini aldım. 2. Limitini aldım. 2 yazıyorum. Pardon ya. Limitini aldım. Nasıl 2 ya hocam? Yo 2. 2 yazdım yerine. 2 İk kere 2 4. 2 gitti 2 kaldı. Tamam ya doğru aldık. Burada 2 yazdım yerine 8 eksi 20. Yazalım hadi buraya. 8 eksi 20. Doğru yazdık tamamdır. 2 eşittir. Eksi 12 olur mu? Olmaz hocam. Limit yok. Limit yoksa türevini incelemeye gerek var mı? Hiç gerek yok. Hemen kafada patladı zaten orası. X eşittir. 2 de türev. Ne, neydir arkadaşım? Yoktur diyeceğim olayı bağlayacağım bu arada. Kaç dakika oldu bir bakalım. Bayağı da anlatıyoruz. 20-25 dakika arası oldu. Tamam, problem yok. Az kaldı zaten. 13 12. sayfadayım. Gel bakalım şimdi. Az önceki soruyu bir tık daha zorlaştırsan hocam deseydim bence soru bu olurdu. Çünkü parçalı fonksiyonda benden ne istiyor? x gerçek sayı değeri için türevsizdir diyor. He, türevlilik. Nerede türevsiz olabilir? Önce bunu düşün. Hemen hafızada yokla hard disk bir çalışsın. Nerede türevsiz olabilir? Bir, iki, üç madde. Tamam o kabul. O kabul ona bir şey demiyorum. Tanımsız olduğu yerde süreksiz olur. Pardon türevsiz olur mu? Olur. O zaman önce ona bakalım hadi gel. Birinci madde yani tanımsız olduğu noktaları bulalım. Hocam bu rasyonel bir ifade. X eşittir sıfırda tanımsızdır bu arkadaş. Gerçekten öyle. Bakın Bakalım bu aralıkta mı sıfır? Evet x küçükken birden. Evet ben buraya sıfır yazacağım. O yazdığım sıfır gerçekten birden küçük bir değer. Evet burada türevsizdir yazıyorum. Türevsizdir. Niye? Çünkü tanımlı değil. Lütfen anla beni lütfen. Tamam mı? Geçiyorum bak. 2. Şuranın paydasını şöyle çarpanlarına ayırdım. X eksi 3 çarpı X artı 3 kabul. Denklemin köklerine X eşittir 3. X eşittir eksi 3. Ha, bu noktalarda hocam bu kesinlikle tanımsız. Peki hangisinde türevsiz? Hangisi onu ilgilendiriyorsa orada türevsiz. X birden büyük eşit olmalı diyor. Zaten sen orada eksi 3'ü almıyorsun. Onu inceleyemezsin bile. X'e 3'ten büyük pardon 3 verebiliyorsun. Birden büyük değer. O zaman burada da türevsizdir bu arkadaş. Çünkü ben bunu yazdığıma ne olacaktır? Patlayacaktır soru. Çünkü payda sıfır olacak. Tamam. Eksi 3'ü neden almadık anladın? Tamam hocam kafama kafama vurma geç. Tamam. Peki. 0'da türevsiz. 3'te türevsiz. Başka Kritik noktada. Hangisi kritik nokta? X eşittir 1'de. O zaman kontrol edelim. X eşittir 1'de tanımlı. İkinci madde. X Eşittir 1'de biz ne bakacağız? Limit x giderken 1'e soldan fx'e bakacağız. Bir de aynı zamanda limit x giderken 1'e sağdan fx'e bakacağız. Bunda da tamamsın. O zaman gel bakalım. 1'e soldan yaklaşalım. 1'e soldan burası. 1 bölü 1 eşittir dedim. 1'e sağdan x gördüğüm yere sadece 1 yazıyorum. 2 bölü 1'in karesi 1 Eksi 9. 1 geldi buradan. Buradan 2 bölü 8. Sadeleştirdiğimde eksi 1 bölü 4. Mümkün değil eşit değil. O zaman diyorum ki x eşittir 1'de de bu noktada türev yoktur. Ya da kısaca türevsizdir diyelim geçelim. Ne istiyorsun sen benden? Kaç farklı x değeri için? 1, 2, 3. 3 farklı x değeri için türevsizdir dedim. Bence artık bu türevli olmayı, türevin limitli ilişkisini, süreklilikle ilişkisini daha iyi kavradık. Bitti mi? Efsane soruyla bitiriyorum. Efsane ötesi bir soru güzel arkadaşım. Bundan sonra da ödev sorusu gelecek. Unutma. Hayda ben yine yanlış bir şeylere bastım. Bir dakika geldim. Düzelttim ekranımda. Efsane bir soru. Ne olur bunu önce sen çöz. Sen çözüyorsun. Bekliyorum. Ben buraya ufak bir resim yapacağım senin için. Sen çöz... Yok ya bu tarafına <gülüyor> koymuyorduk. <gülüyor> Şurasına koydum. Bunlar bıyıkları olsun. Şunlar da yüzgeçleri. Bu arkadaş da sazangiller. Var mı sazan? Cevaba kaç yazdın? Duymak istiyorum. Çözüm soruyu. Bak bu fx'in grafiği. Soruyu da oku vereyim hadi sana. gx x² x kare bölü fx eksi 4 ve x fonksiyonunun kaç var? x tam sayı değeri için türevi yoktur. Söyledim mi? Şunun verdin cevabı. x eşittir 3. O zaman buradasın. Tebrik ederim. Ama ama yaptıysan helal olsun. Yapamadıysan da gel ve anlatalım olayı. Otur yanıcıma. Beraber halledeceğiz dedik bu işi. Neden değil hocam 3? Ya da 3'ü nasıl buldun hocam o bile enteresan değil mi? Yukarıda fx fonksiyonunun grafiği verildi eyvallah. gx fonksiyonu bu. gx'in kaç farklı değeri için türevi yoktur. Şimdi bu arkadaş nasıl bir ifade? Rasyonel bir ifade. Rasyonel ifadede payda ne olamaz? Sıfır olamaz. O zaman gelinceleyelim. inceleyelim. fx eksi 4 eşit olamaz sıfıra. fx eşit olamaz sıfıra. fx'in sıfır pardon 4'ü karşıya attım özür diliyorum. 4'e eşit olmayacak fx. Anladık hocam 4'e eşit olmayacak. 4 nerede hocam? Ya olsa olsa 4 şurada bir yerdedir bak. Y eşittir 4. Tam şuradadır. Peki sorarım sana. Bizim grafik burada da 4'ü kesiyor. Burada da 4'ü kesiyor. Burada da 4'ü kesiyor. Yani öyle bir fx 1 değeri var ki cevabı 4. Öyle bir fx 2 değeri var ki cevabı 4. Niye payda 0 olacak x2'yi koyunca? Öyle bir fx 3 değeri var ki cevabı 4. Diyorum ki o zaman grafik y eşittir 4'ü 3 farklı noktada kestiği için bu noktalarda türev yok. Bitti mi? Bitmedi. Bir nokta daha var güzel arkadaşım. Şimdi payda 0 olamaz dedik. Gx'in başka nerede süreksiz olabileceğini düşünelim. Eğer ki fx bir yerde süreksizse otomatikman gx de süreksiz olacak. Tabii ikisi birbiriyle bağlantılı fonksiyonlar. O zaman diyorum ki bakalım gfX fx fonksiyonu nerede süreksiz? Buraya kadar problem yok. Elimi kaldırmışım buraya gelmişim. Nerede süreksiz? x eşittir 5'te. O da oradan da bir tane farklı nokta geldi. Toplam 4 farklı noktada türev yoktur dedim ama efsane soruydu güzel arkadaşım yapabildiysen helal olsun gerçekten çok kalite kokan bir soruydu ama ne yaptık hallettiysek ne mutlu bize çözdüysen Helal olsun gerçekten alkışlıyorum seni. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Türev 5 dersinin sonuna gelin. Ben sana bir tane ödev sorusu açayım. Daha doğrusu ödev demek biraz itici geliyor be. Gönder gitsin diyelim. Gönder gitsin sorunuz sizindir. Ellerinizden öper doğru yapan arkadaşlara benden kalpler diyelim. Çözümü belki diğer derse verir miyiz bilmiyorum ama doğru çözenleri zaten oradan anlayacaksın ama biliyorsun ya istediğimi. İstediğimi biliyorsun. Ne yapıyorsun? Durduruyorsun ekranı. Önce çözüyorsun. Yorumlara inip Önce yorumunu sonra diğer yorumlara bakıyorsun. Bu arada diyeceksin ki hocam hadi bak buraya kadar izlediysen bunu da anlatayım ben sana. Hani dedim ya dersin başında ya böyle sohbet destek ne güzel olur karşılıklı. Aman durdurmayayım ekranı. Şimdi lise kaçtı? Lise ikinci sınıfta galiba 10. sınıftaydım. Bizim Yusuf hocamız diye biri vardı. Yani gerçekten efsane bir öğretmendi. Fizik öğretmeniydi kendisi. Ben de fiziği çok severim aslında. Hatta ne öğrendiysen fizik adına Allah razı olsun ben Yusuf hocamdan öğrenmişimdir. Ama harbiden dersine girdim Yusuf Yusuf oluyordun öyle de. Hani böyle gerçekten tırsıyordun ulan iyi hoca mı bu kötü mü bu kızar mı? Hani böyle bir günü bir günü bazen tutmuyordu. Öğretme konusunda hiçbir sıkıntısı yoktu gerçi. Neyse bir gün akımları işliyoruz. Akımlarda hani böyle akım geç... Gerçi fizikçi gören var mı aramızda? Akım geçen böyle kablodan Mugnatıs'tan özür dilerim. Yukarıdan böyle bir metal bir şey attığında akımın yönünü soruyor. Sağ el kuralı vardır belki hatırlayanlar hatırlar. Bunu soruyor ve hep huyudur. Bu tarz sorularda sınıfta kim bilirse yüz verir. Ben de duvar kenarında kenarındayım böyle kafam böyle. O günde hiç modumda değilim ya yani bir şey oldu böyle moralim bozuldu herhalde. Duvara yaslanmışım böyle yalandan dinliyorum derse ama. Hani böyle hoca ona kaldırıyor ona diyor ona sesleniyor. Benle de arası fena değil. Sen dedi, Mehmet dedi, hayırdır dedi, kış uykusuna yatmışın dedi, kalk dedi. Var mı senin cevabın dedi. Var hocam dedim. İşte yaklaşınca şu tarafa döner, ortasında olmaz, geçince şu tarafa döner dedim. Helal olsun dedi, Mehmet'ciğim dedi, kış uykusundaki Mehmet'e benden bir yüz dedi. Onu anlatmak istedim sadece, aklıma o geldi. Ona. Neyse, bu kadar yeter herhalde, bu kadar goy goy yeter hocam, başka zaman artık. Diyelim sınava hazırlanıyoruz diyelim. Bir sonraki derste görüşelim, kendine iyi bak, Hoşça kal.